Değerli misafirler, our distinguished guests. Bu geceyi bizlerle paylaştığınız için size teşekkür ederiz. Thank you very much for sharing tonight with us. Tonight we are also lucky to have from United States a congressional delegation. And we welcome them also to Istanbul. Bu akşam aramızda ayrıca Amerika Kongresi'nden gelen 13 tane congressional aide var. Onlara da hoş gelsin, hoş geldiniz diyorum. 5 gündür Türkiye'deler, Türkiye'yi geziyorlar. Yeteri kadar Türkçe öğrenmişlerdir. Beni buradan takip edebilirler. Bildiğiniz gibi Turkish Culture Foundation, Amerikan Foundation'dır. Boston'da kurulu 2011, bu sene 11. 12. senesi. Turkish Culture Foundation is an American non-profit charitable public organization founded in Boston with offices in Washington D.C. and Istanbul. Bu vakıf olarak Nuran hocamın ve Lale Uluç'un bu çalışmalarını desteklemekten çok mutluyuz. Geçen 6 senedir Nuran hocam ve Lale Hanım Avrupa'nın bir ucundan öbür ucuna seyahat ediyorlar. Ben niye seyahat ettiklerini uzun zaman anlamadım. Ama fakat yine de destekledik. Size olan saygımızdan dolayı. Fakat kitabı gördükten sonra aslında hiç boş vakitleri olmadığını anladık. Hakikaten Avrupa'nın en ücra köşelerine, her kilisenin bodrumlarına kadar dolaşarak size bu eseri hazırladılar. Böyle bir eseri Turkish Culture Foundation olarak support etmek bize büyük bir mutluluk verdi. Turkish Culture Foundation is very happy to support the 6 years worth of effort with our dear friend Nurhan Tasoy and Lale Uluç. They have crisscrossed Europe, went to churches, museums, and castles, and so on, and brought us this book. And we are very proud to be sponsored that book. Publication of this book has been made by Armagan. Bu kitabın basımını Armagan üstlendi sponsor olarak. Nurhan hocamız için fazla bir takdime ihtiyaç yok. Herkes kendisini biliyor. There is no need to introduce Nurhan Atasoy to you. She is a national treasure. So, çok teşekkür ederim. Bu kitap tabii biz olmadan olmazdı. Yani Lale lütfen yanıma gel. Ağır işçi olarak çok çalıştık. We worked together very hard. She was very patient with me because I'm a difficult person. Benim bile nasıl sabretti, çalıştı bilemiyorum. Her zaman I always forget what I wanted to mention. I took some notes, but I've already started talking. My notes. Notlarım her zaman konuşma bittikten sonra bunu da unuttum, şunu da unuttum diyorum. Ama şimdi de gene açıp bakmayı unuttum notlarıma. Efendim, bu konuyla ilgili yani Osmanlı'nın Batı'ya neler vermiş olduğuyla ilgili şeylere neler vardı. Her zaman benim ilgimi çekti tabii. Çok normal olarak. Ama en yoğun biçimde bu konuya Lale ile birlikte şey yaptık. Baktık ve çalıştık. So now I have to tell you in English. So I was interested in this topic
since many years during my all on different topics, but we concentrated on it together with Lale, and it lasted really many years. When we say 6 years, it is not 6 years. More. Of course, much more. Evet, şimdi ne diyorduk? Türkçe, evet. Şuna bakmayın, ben de bir İngilizce bir Türkçe yapamıyorum. I'm sorry. To switch from one language to the other is not that that easy for me. In fact, when I was working on Ottoman tanks, I realized that, you know, they made a great impact in Europe. And in many countries I saw some tanks made after Ottoman tanks. Çadırla ilgili çalışmalarımı yaparken Osmanlı çadırlarının Avrupa'da ne kadar büyük etki yaptığını görmüştüm. Ve birçok ülkede Türk çadırlarına benzer çadırlar yapılmaya çalışılmış. Bütün bunlara girmeyeceğim. Kitapta göreceksiniz. Fakat burada teşekkür etmek istediğim insanlar var. I want to mention that one of the difficulties of this work was language. Because when we traveled together with Lale, we found so many publications in so many different languages, including Swedish, including Dutch, Spanish, Portuguese, efendim, Russian, efendim, Polish, and so on. When I was working on a Portuguese book in Textile Museum in Washington, I was so intensively trying to understand that a woman came to me, said, "Oh, it's a beautiful book. When you finish, may I look at it?" I said, "Yes, of course." And she turned and said, asked me, "Do you read Portuguese?" I said, "No." I was so pissed. I said, "No." And she said, I'm from Portugal. Would you like me to translate?" I really, God help me. And Anka, our friends, she has you. And my friends, where are you, Tineke? Tineke did a lot of wonderful job for me. And I have so many friends in here. I have to Neşe Kıldacı, Tineke Sökmen, Bente Etingül, Gönül Uzelli, Nurten Bilici. And I thought I knew some German. My God, the texts, you know, were so heavy. How much we struggled with the German. So that was the pleasure, of course, also, to go around and work on these topics. Bu dillerde çok sıkıntı çektik. Ancak Allah yolluyor yani. Böyle çok güzel ve dostları yolluyor bize. Ve onların sayesinde böyle güzel bir çalışma yaptık. Efendim, biz çok çalıştık ama siz ne kadar çalışırsanız çalışın, bu kadar çok seyahat imkanını bulamazsanız, bu kadar çok müzelerde çalışma imkanı bulamazsanız ve bu topladıklarınızı bir kitap haline getirmek için gereken desteği bulamazsanız, bu gerçekleşemez. Onun için burada nezaketen teşekkür etmiyorum. Bu nezaketen bir teşekkür değil. Hakikaten hem bilim adına, hem Türkiye adına, hem de şahsım adına
çok teşekkür ediyorum. Senin adına da. Sana konuşacak fırsat vermedim. Lütfen eksik şeyleri sen söyle. Eksik bir şey yok. Her şeyi çok güzel anlattınız. Nothing is missing. She said everything. thank you for everything. And thank you for everything. And thank you for everything. Siz olmasanız bunlar olamaz.